Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere SketchUp için ve diğer 3D programlar için kullanılan Lumion isimli render motorundan bahsetmek istiyorum. Biraz interaktif bir render motoru. Programın arayüzü bu şekilde. Lumion'u kurduktan sonra böyle bir arayüz geliyor. Benimkisi Lumion 1 serisi. 2 serisinde bu arayüzü tamamen değiştirmişler. 2 serisinde daha sonra yenilikler olarak size anlatacağım. Bir serisinde ilk açtığınız zaman, programı kurduğunuz zaman böyle bir ekran karşısında geliyor. Farklı ekran görüntüleri var. Bunları seçerek o ekran görüntüsünden başlayabiliyorsunuz. İşte Red Rock demiş, işte Large Mountain, bu şekilde bir nehir görüntüsü diye gidiyor. Programa ilk giriş olarak ilk ana ekran burası. Bu ekrandan istediğinizi seçip başlayabilirsiniz. Daha sonra bu ortama da çizmiş olduğunuz SketchUp dosyalarını aktarmaya göstereceğim. Şu an tanıtım amaçlı Lumion'u bir arayüzünü bir görelim. Arayüz bu şekilde. Help kısmı var ve Program Settings kısmına bastığımızda bazı ayarlamalar geliyor. Burada eğer tabletiniz varsa tablet moduna geçebilirsiniz. Buna tıklayıp yani kaleminizle çizim içerisinde hareket ettirebilirsiniz. Bu da işte mouse hareket kısmı. FPS kısmını açabilirsiniz. Şu sol üstte FPS kısmını gösteriyor. FPS mantığında anlatacağım ben size. Burada işte advanced modları kapatabiliyorsunuz. Kamera hareketleri var. Crosshair'ı değiştirebiliyorsunuz. Ekran tam ortasındaki bir imleç var. O imleci kapatıp açabiliyorsunuz. Şurada da editor image quality var. İşte resmin kalitesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Eğer sisteminiz çok yüksekse bunu 4 yıldız yapabilirsiniz. Eğer laptopta çalışıyorsanız bunu 1 yıldız ve 2 yıldız yapabilirsiniz. Alt kısımda metrik ve imperial unit kısmı var. İnç yani. Burada metrik sistem kullandığımız için Avrupa'da metrik sistem diyoruz. Daha sonra ana ekrana dönüyoruz tekrar. Buradan help kısmına basıp program hakkında bilgi alabilirsiniz. Buradan herhangi bir menüyü, herhangi bir görüntüyü açıp o görüntü üzerinde çalışmaya başlayalım isterseniz. Programı size kısaca ön bilgi olarak anlatayım. Şuradan coastline kısmını açıp bekliyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntüsü var. Bu şekilde mouse'un sağ tuşuna basarak mouse'u döndürüyorum. Bu şekilde dönebiliyorum gördüğünüz gibi. Şöyle bir olay var. F1 tuşuna şu an bastım. F1 tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi deniz gitti. Bu en düşük ayarlar demek. F2'ye basıyorum. Biraz daha ayarı yükseltiyor. F3'e basıyorum. Biraz daha. F4 en yüksek kalite. Buradan kayaradan bakabilirsiniz. Sol üstte gördüğünüz FPS değeri şu an 20'de görüyorsunuz. Ekran boş. 20 derece, 20 de 20 FPS'de oynuyor. Bu FPS değerini size şöyle anlatabilirim. Normalde izlediğimiz filmler 30 FPS görüntüsündedir. 30 FPS'nin altına indiğiniz anda harekette takılmalar yaşarsınız. Yani şu an bir hafif bir takılma var, yani bir yavaşlama var. O da FPS'nin düşük olduğundan anlamına geliyor. Yani şu an yüksek çözünürlüklü bir ortamda hareket ettiğimiz için bu şekilde bir olayla karşı karşıyayız. Bunu F3 yapıp biraz daha performans düzeyini artırabiliriz. Şu an gördüğünüz gibi FPS değeri 40'a çıktı. Yani FPS değeri 30'un üzerinde olursa daha hızlı, daha rahat çalışırsınız. Burada alt kısımda bazı menüler var. Onlardan bahsedeyim size. Bu güneşin yüksekliği gördüğünüz gibi bak, sol tarafta güneşi görüyorsunuz. Hava karardı şu an iyice. Güneşin yönü görüyorsunuz. Güneşin yer değiştirişini. Buradan kendiniz istediğiniz gibi bunu ayarlayabiliyorsunuz. Sol taraftan da bulut yoğunluğunu artırıp azaltma şansına sahipsiniz. Kapalı bir hava istiyorsanız bu şekilde kapatabilirsiniz veya bu şekilde. Burada da fog sis'in ayarı var. İşte şu şekilde bir korku oyunlarında olduğu gibi böyle bir değişik bir fantastik bir görüntü.
oluşturabilirsiniz. Program benim çok hoşuma gitti. Animasyon yapım için birebir SketchUp'taki dosyalarınızı buraya atıp bu şekilde bir görüntü oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok farklı bir görüntüyle karşı karşıyayız. Daha da güneşi kapatabiliriz veya bulutu biraz daha açabiliriz. Şu şekilde sisi de biraz artırıp veya azaltıp şu şekilde çok açık bir tertemiz bir gün yapabiliriz. Güneşi de yukarı çekip bulutları da biraz azaltıp şöyle gördüğünüz gibi açık bir gün sabah güneşi. Bu şekilde bir ayarları var. Lumion için ilk giriş dersi bu kadar. Diğer kısımlarda şurada yanda gördüğünüz panelleri size anlatacağım. Nasıl dosya eklenir, nasıl dosya ayarları yapılır. Bu şekilde zaman içerisinde buraya aktaracağımız dosyalar ile editörden, materyal editörden buraya getirdiğimiz modellerin materyallerini ayarlayacağız. İlk giriş dersi bu kadar. Lumion çok zevkli bir program. İleriki derslerde Lumion'un neler yapabileceğini göreceğiz. Bu dersimiz bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere.